Merhaba sevgili bilgisayar bilgi takipçileri. Bu videomuzda sizlere RTKES V111 isimli radyoyu tanıtmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, bu tip videolar biliyorsunuz ürünü almak isteyen insanlar için bir fikir oluşmasına yardımcı oluyor. Yani alıp almama konusunda kararsız kalanlar ya da ürünün özelliklerini merak edenler için faydalı oluyor sevgili arkadaşlar. Bu sebeple aldığım ürünleri sizlerle bu şekilde paylaşıyorum. Ürün hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hemen ürünümüzü çıkartalım. Paket içerisinden neler çıkıyor onları görelim. Radyomuz, kullanıcı kılavuzumuz. Bir de basit bir kulaklık çıkıyor. Portatif acil durum radyosu olarak isimlendiriliyor. LCD aydınlatmalı ekranı bulunmakta. 60 istasyon hafızası bulunmakta. Alarm, uyku yani hem uyanma hem de uyuma özelliği var. İki tane AA yani bildiğimiz klasik kalem pillerle çalışıyor. Ürünümüzün çevresini şöyle bir gösterelim. Bu ön kısımda butonları bulunmakta. Yan tarafta on-off düğmesi, kulaklık girişi ve üst tarafta da anteni bulunmakta. Bu ürün aynı zamanda 5 volt USB girişiyle de çalışabilmekte pillerden bağımsız olarak. Pilleri yerleştirelim. Pilin çıkartılmak istediğinde kolayca çıkartılmasını sağlamak için şu şekilde alta getirerek koyarsanız çıkartmak istediğinizde piller bittiğinde değiştirmek için kolayca çıkartabilirsiniz. Pil kapağını kapatıyorum. Stand bulunmakta sevgili arkadaşlar şu şekilde yatık bir şekilde barındırabiliyorsunuz. On off düğmesi yukarıdayken kapalı aşağıdayken açık konumda sevgili arkadaşlar. Açtığınız zaman da zaten görmüş olduğunuz gibi ekran saati göstermeye başlıyor. Bir masa saati olarak da kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kendi saati bulunmakta. Saatin nasıl ayarlandığını şimdi göstereceğim. Kulaklık girişi söylediğim gibi anteni taşımak için şöyle bileklik askısı da bulunmakta. Dahili hoparlörü bulunmakta. Radyoyu açmak için. Evet şu sağ üst köşedeki on off butonu sevgili arkadaşlar. Bu yandaki switch'i on konumuna getirdikten sonra buradan açabiliyor ve kapatabiliyoruz sevgili arkadaşlar sağ üstten. Az önce radyo açılırken 90 diye bir rakam çıkmıştı. Açtığınız zaman radyo kaç dakika sonra kapansın, sleep, uyku ya da radyonun kapanma dakikasını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi tekrar açacağım. Bastım. Peş peşe böyle arka arkaya bastığım zaman mesela 30 dakika, 20 dakika, 10 dakika sonra kapan. Bir de off yani sürekli açık kalsın radyo. Hiç kapanmasın. 90 dakikadan başlıyor. 80, 70, 60, 50, 10 diye gidiyor sevgili arkadaşlar. Bunu radyoyu ilk açtığınızda yapıyorsunuz. Radyomuz açılıyor sevgili arkadaşlar. Son bıraktığımız istasyondan çalışmaya başlıyor. Şimdi burada kısa dalga, orta dalga ve FM bantları bulunmakta. Toplamda 13 adet bant bulunmakta. FM'de 3 bant bulunmakta. Çin, Rusya ve Avrupa olarak geçmekte. Onu da şöyle izah edeyim. FM tuşuna bir kere bastığınızda bakın 80'den başlıyor, 64'ten başlıyor, bir de 76'dan başlıyor. Kısa dalgada yani SW'da görmüş olduğunuz gibi şu üst köşede bakın. Kaçıncı bantta olduğunuzu gösteriyor. 6. 6 bant burada bulunmakta sevgili arkadaşlar kısa dalgada. MV'de de medium wave'de de 2 kanal bulunmakta. FM'de de görmüş olduğunuz gibi 3 dalga bulunmakta. Nasıl ayarlıyoruz? Radyomuzu FM ayarına getirdik. Bakın şu sol kısımda hangi bantta olduğunuzu gösteriyor. Burada da tuning yazan kısımda da şurada göstereyim. Yukarı aşağı yaparak radyo kanalları arasında gezinti yapabiliyorsunuz. Basılı tuttum mesela bakın. Bu şekilde aramaya başladı. İlk bulduğu radyoda duracak. 87.5'te durdu sevgili arkadaşlar. Tekrar basılı tutup arama yapıyorum. 88.2'de tekrar durdu. Ayarlamak istediğimiz mesela şu anda 1 olarak gözüküyor. Yani FM1'de memory'e bastığımızda M harfi yandı ve kaçıncı kanalı ayarlamak istediğimizi soruyor. M1 diyelim ki. Tekrar M'ye bastığımızda yani memory'e bastığımızda bunu hafızaya aldı. Tekrar yukarı tuşuna doğru yukarı tuşuna basıyoruz. Tekrar bunu da diyelim 89 FM 89'u da hafızaya alacağız. Memory'e bir kere basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 2 yanıp sönüyor. 2'yi hafızasını alıyor. Yani hafızaya alma işlemini buradan yapıyoruz. Bir de burada favori tuşu var. Favori tuşu da ne işe yarıyor arkadaşlar? Diyelim ki sürekli dinlediğimiz bir radyo var. Örnek veriyorum 106.5, 107.1 olsun. Favori tuşuna basılı tuttuğumuzda bakın ekran bir kere göz kattı. Şimdi bu 107.1 kanalını hafızaya almış olduk. Şimdi biz diyelim ki farklı bir kanal ayarlayayım şöyle. 55.5'te şu anda. Favorite bastığımda ayarladığım, sürekli dinlediğim kanalı buraya getiriyor. Hafızaya alınan kanalları gezebiliyoruz. Mesela bunları işte daha önce otomatik tarama yapmıştık. Şöyle şu üst köşedeki M19 bakın M20'ye geldi. Tekrar 1'e geçti. FM kanalında 20 tane radyo kaydedebiliyorsunuz hafızaya. SW'da da 20 tane. MW'da da 20 tane toplamda 60 adet kanalı hafızasına barındırabiliyoruz. Alarm olarak nasıl kullanılabilir? Şöyle bir kanal ayarladık 58.6. Radyomuzu kapattık sevgili arkadaşlar. Şu anda saatimiz 8.08'i gösteriyor. Alarmı kurmak için yani radyoyla uyanmak için şuradaki tuşa bastığımızda görmüş olduğunuz gibi yukarıda bir alarm sembolü çıktı. Şu anda biz alarmı ayarlayacağız sevgili arkadaşlar. Alarmımız kaçtaydı? 6'da. Şuradaki NW yani hour yazan şöyle biraz daha yakından göstereyim. Kırmızı yazıyla yazdığı için pek okunaklı değil. Bakın şimdi daha iyi. Hour yazan ve minute yazan kısımda
Ayarını yapacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle, önce alarma gidiyoruz. Alarma gittikten sonra dakika bölümünü, pardon arkadaşlar, yanlış oldu. Şimdi alarmı ayarlamak için şöyle yapıyoruz. Bakın şu anda saatte. Alarm tuşuna bir defa bastığımızda, time tuşuna, yani SW'ye bastığımızda, bakın şurada 6 yazıyor. Daha sonra basılı tutuyoruz arkadaşlar ve yanıp sönmeye başlıyor. Sonra da buradan saat ve dakika ayarını yapıyoruz. Tekrar yapalım. Şimdi buradan diyelim saat 12'yi, 12 gece radyomuz çalsın, alarmımız çalsın. Bakın kontrol etmek için tekrar basıyorum. 12-12 gece radyomuz çalacak sevgili arkadaşlar. Yalnız 12-12 gece çalması için buradaki konumun açık bırakılması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani saatin ekranda aktif olarak görünmesi gerekiyor. Saatin nasıl ayarlanacağını göstereyim size. Yine bu time bölümünde, yani şuradaki kırmızı görmüş olduğunuz gibi time'a basılı tuttuğumuzda saati de ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, alarmı kapatıp daha sonra saat ayarlamamız gerekiyormuş arkadaşlar. Onu da öğrenmiş olduk. Şu şekilde tuning tuşlarından yukarı aşağı basarak saatimizi ayarlayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Onaylamak için tekrar time butonuna bastığımızda saati de onaylıyor. Bir de volüm tuşunu anlatayım size. Ses açma kapatma nasıl oluyor? Radyomuzu açalım önce. Radyomuz açıldı şu anda. Favori tuşumuza basalım. Her zaman dinlediğimiz radyoya getirelim. Şimdi şu tuşa basılı tuttuğunuzda bakın volüm yazıyor. Basılı tuttuğunuzda teker teker bastığınızda bakın birinci kademede vol yazdı. İkinci kademede, üçüncü kademede bu şekilde sesi artırıyor. Ben videoya müzik sesi gitmesin diye açmayacağım sevgili arkadaşlar. Şöyle sıfıra tekrar getiriyorum. Ses ayarını da buradan yapabiliyoruz. Sessize alma tuşu da bu. Mut tuşu. Bastığımızda bakın şurada 3 tane Z harfi çıktı. Bu radyoyu sessize aldığını gösteriyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda şuradaki on off tuşuna da bir kere bastığınızda yine uyku moduna geçiriyorsunuz. Yani sessize alıyorsunuz. Bu aynı zamanda radyo çalmaya başladığında işte ayarladığınız saatte, diyelim ki sabah erken bir saat ayarladınız. Saat 5.30-6.30 ayarladınız. Susturmak için yine bu on off tuşuna ya da mut tuşuna basabilirsiniz. Ya da komple kapatmak için şuradan aç kapı on off düğmesine basabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sürebilirsiniz. Kulaklığını da şöyle kısaca göstereyim ve çok basit bir kulaklık sevgili arkadaşlar. Paket içeriğinden çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde radyonun yan tarafındaki girişe takılabiliyor. Şöyle de anten uzunluğuna da bir bakalım. Kaç santim? Ortalama 35 santimetre civarında sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünü nereden aldık? Amazon Prime'dan aldık. Teslim süresi bir ayı buldu sevgili arkadaşlar ortalama. Ama kusursuz bir teslimat oldu. Ürünlerin fiyatları tabii ki biraz yüksek sevgili arkadaşlar. Yani bu tarz ürünler aslında eskiden Türkiye'de daha uygun fiyatlara erişilebilir vaziyetteyken, artık bu radyo gibi ürünler yurt dışından gelirken daha pahalıya mal olmaya başladı. Burada da görmüş olduğunuz gibi kullanıcı kitapçığındaki notlar bulunmakta. Arzu eden videoyu durdurarak bu açıklamaları okuyabilir. Zaten radyonun kullanılması kolay sevgili arkadaşlar. Öyle fazla zor olduğunu düşünmeyin. Farklı dillerde yazılmış. Aynı kitapçığın içerisinde görmüş olduğunuz gibi bilgiler bulunmakta. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yazmayı, like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Lütfen bize destek olun. Biz de sizlere böyle ufak tefek ürün tanıtımlarıyla destek olmaya çalışalım. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.